Bilindiği gibi. Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ait 10 şeker fabrikasının özelleştirilmesi Başbakanlık Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından 9-10-2012 tarihinde iptal edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Madeni Sendikası Kütahya ve Havalesi Şube Başkanı Ahmet Ateş, şeker fabrikalarının özelleştirmesinin iptal edilmesi ülkemiz için sevindirici bir durumdur. Ama bir Kütahyalı olarak şeker fabrikalarının içinde ilk önce özelleşen Kütahya Şeker Fabrikası'nın olmasının mutlaka sorgulanması gerektiğini söyledi. Ateş yaklaşık 2 aydan beri SLE ve Seyit Ömer termik santrallerini özelleştirmesini hem ülkemiz için hem de Kütahya'mız açısından büyük zararlar göreceğini belirtti. Bu özelleştirmelerin mutlaka durdurulması yönünde sivil toplum örgütlerimizle, siyasi partilerimizle Kütahyalıları istişarelerde bulunduklarını ve destek istediklerini, Kütahya Azot Fabrikası ve Kütahya Şeker Fabrikaları'nın sektörlerinde ilk özelleşen fabrikalar olduğunu ve özelleştirilecek bir kamu kurumu varsa bunun ilk Kütahya'dan başlandığını anlattıklarını ifade eden Ateş, İptal edilen şeker fabrikalarına baktığımızda bölgesel anlamda halkın siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin hatta lobi çalışmalarının en üst düzeyde olduğu birlik ve beraberliğin sağlandığı iller olduğunu görmekteyiz dedi. Özelleştirme Yüksek Kurulu'na talimat vererek bu özelleştirmeleri iptal etti. Şimdi tabii ki burada sorgulamamız gereken Kütahya Şeker Fabrikası. 4 Elazığ, Malatya, Erzincan ve Elbistan şeker fabrikaları için verilen para 266 milyon dolar. Bunu da 4'e böldüğümüz zaman aşağı yukarı fabrika başına 66,5 milyon dolar gibi bir değer var. Ama Kütahya Şeker Fabrikası'na baktığımız zaman 2004 yılında 24 milyon dolara yakın, yani 23 milyon 850 bin dolara yakın bir bedelle satışı yapıldı. Burada 66,5 milyon doları az gören Sayın Başbakanımız, bunun peşkeş olacağını düşünen Sayın Başbakanımız mutlaka Kütahya Şeker Fabrikası'nın satışını el atması lazım. Mutlaka bir soruşturma açılması lazım. Kütahya Şeker Fabrikası 24 milyon dolara gitmiştir. Bugünkü şartlarda da bunun adına ne konulur, peşkeş midir veya farklı bir şey midir? Ama özellikle burada bir suistimal oldu, bir peşkeş oldu açıkça gözükmektedir.